Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar ben İsmail Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Hoş geldiniz. Bugün artık 30. günde 41. videomuzdayız Ve çarpanlara ayırmanın SML bakış testini çözeceğiz Kazanın bakışı hallettik Uzun soluklu oldu ama hallettik ÖSM bakış uzun soluklu Ve zor sorulardan oluşuyordu Hallettik şimdi sırada bir tık daha <laughs> bir tık daha zor sorulardan oluşan SML bakış testimiz mevcut arkadaşlar. Eğer hazırsanız kitabınızda elinizde ise geçelim derse. Evet şimdi SML bakış 1. 4x küp eksi 2x kare eksi x eksi a eşit 0. Bu denklemin kökleri m, n ve k'dır. 2 eksi m, n eksi 2, 2 eksi k. Bunların çarpımı birmiş. Şimdi aslına bakarsan şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey yapsak. Ben şurayı m eksi 2'ye dönüştürsem. Yani eksiyle çarptım. Değil mi? Şurayı da k eksi 2'ye dönüştürsem. Yani bunu da eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. Eksiyle çarptım. İkisi de aynı ifadenin içerisinde olduğu için aslında bir şeyle çarpmamış oldum. Yani böylelikle m eksi 2 çarpı n eksi 2 çarpı. K eksi 2 işte bu birmiş derim. Tamam mı? Bunda bir sıkıntımız yok. Peki. Abi kökler M, N, K iken köklerin ikişer eksiklerinin çarpımları birmiş. Şimdi A'yı nasıl bulacağım o halde? Burada biraz aslına bakarsan ikinci dereceden denklem ve biraz da fonksiyon bilgisi işin içine girebilir. Ama genel itibariyle genel hatlarıyla çarpanlar ayırımı kullandığımız için bu soruyu sormak istedim açıkçası. Hani e, mezuna bırakmış veya 12. sınıf ama gerçekten background'u iyi olan öğrenciler için tamam eyvallah keyifli soru. Ama hani hiçbir şey bilmeyerek sadece direkt e, benle beraber bu kitaba başladıysan biraz burada kafan karışabilir haberin olsun. Şimdi öncelikle burada köklerimiz MNK iken ben neyi bulmuşum? Köklerin iki, ikişer eksiklerinin çarpımlarını bir bulmuşum. O zaman bu köklerin ikişer eksiklerini kök kabul eden denklem ortaya çıkarılabilir mi? Çıkar. Yani bu denklemin kökleri mnk ise eğer ki ben x gördüğüm her yere x artı 2 yazarsam aslında bunun grafiğini düşünecek olursan 2 birim sol tarafa kaydırmış oluyorum demektir. 2 birim sol tarafa kayarsa da bütün kökler ikişer birim küçülecektir. Demek ki ben x gördüğüm yere x artı 2 yazarsam o denklemi bulurum. Yazalım 4 çarpı x artı 2'nin kübü eksi 2 çarpı x artı 2'nin karesi eksi x artı 2 eksi a eşittir 0 dedim. Tamam mı? Şuranın küpünü alırsam 4 parantezinde x küp artı 3 çarpı x kare çarpı 2'den 6 x kare artı 3 çarpı x çarpı 2'nin karesinden 12 x gelir. Artı bir de 2'nin küpünden 8. Eksi şurası karesiydi. 2 parantezinde x kare artı 4 x artı 4 yapar. Eksi içeri dağıtıyorum. Eksi x eksi 2 eksi a geldi. Eşittir 0. Peki şu 4'ü içeri dağıtırsam 4x küp artı 24x kare artı 48x artı 32 Eksi 2 içeri dağıtırsam eksi 2x kare eksi 8x eksi 8 eksi x eksi 2 eksi a eşittir 0'ı yazdım ben buraya. Sonra düzenlememe gerek yok ama düzenleyeceğim yine de yapacağım bunu. Şöyle diyelim 4x küp Şimdi şunu kullandım. 24 x kare. 2 x kare çıkardım. 22 x kare geldi. Devam. 48 x. 8 x çıkardım. 40 x. Bir tane daha çıkardım. Artı 39 x geldi. Devam. 32'den 8 çıktı. 24. 2 daha çıkardım. 22 a geldi. 22 eksi a eşittir 0. Güzel. Şimdi denklemi de düzenledik. Hocam şuradaki m, n, k bunun kökleriydi. Artık m eksi 2, n eksi 2 ve k eksi yani bunların ikişer eksiydi artık bunun kökleridir. Ve ben ve ben üçüncü dereceden denklemlerde kökler çarpımının şuranın eksilisi yani d bölü a olduğunu eksi d bölü a olduğunu diyorum. Yani a eksi 22 bölü a kaç burada 4 eşittir kaçmış kökler çarpımı 1 çünkü bunları çarpmış ve 1 bulmuş abi. O halde a eksi 22 4'tür ve a buradan 26'nın ta kendisidir diyebiliriz. Doğru cevabımız e şıkkında verilmiştir. Devam ediyorum sağ üstteki soruyla sml bakış 2. A, B, C ve D birer gerçel sayı olmak üzere. X küp eksi A, X ifadesinin çarpanları X eksi B, X eksi C ve X eksi D biçiminde veriliyor. Bu üç çarpandan ikisinin çarpımı M. Başka ikisinin çarpımı ne ifadesini oluşturmaktadır da m n n'ye bölünce de x artı 2 bölü x eksi 2 gelmiş. Şimdi buna göre buradaki ifadenin çarpımı değeri kaçtır? Şimdi hocam bir kere bu ifadeyi ben x çarpı x parantezin alırsam x kare eksi a gelecektir ve ben bir kökünün burada sıfır olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Bir köküm sıfırsa şunlardan herhangi bir tanesinin karşılığı x eksi sıfırdır. Yani aslında bakarsan x'tir. O halde bunlardan bir tanesi kesinlikle yani B, C, D'den bir tanesi kesinlikle sıfırdır. Hangisinin hangisinin olduğunun hiçbir önemi yok. Ben B'yi sıfır seçiyorum. Tamam. B'miz sıfır. Hatta burada da yerine yazabiliriz artık. Şimdi o zaman burada x artı 2 bölü x eksi 2 elde edebilmek için iki tanesinin çarpımı M'ymiş ve ben onu x artı 2 çarpı x biçiminde diğerini de x eksi 2 çarpı x biçiminde bak iki tanesini çarptım iki tanesini çarptım birbirini oranlayınca x'ler gitmiş x artı 2 bölü x eksi 2 gelmiş de denilebilir. O halde bunlardan bir tanesi kesinlikle x eksi 2'dir bir tanesi de kesinlikle x artı 2'dir. Yani burada c 2 iken d eksi 2'dir diyebilirim çünkü eksi eksi 2'den artı 2 gelmesi gerekiyor değil mi? Güzel şimdi efendim bak x çarpı x kare eksi idi ya burası. Yani aslında bunun çarpanlarına ayrılmış biçimi x çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 değil mi? Yani x parantezinde şununla şunu çarp x kare eksi 4. O zaman a kaçmış? E o da 4'müş. A da 4. Bak bu 4. C'ye kaç dedim hocam ben? 2 dedim. D'ye kaç dedim? Eksi 2 dedim. Şimdi 1 eksi 4 eksi 3. 1 eksi 0 1. 1 eksi 2 eksi 1. Ve 1 kere 1 eksi eksi 2'den 3. Çarparsam eksi ile eksi gider. Bunların çarpımı bana 9'u verir. Doğru cevabımız da D şıkkı olur diyebiliriz. Devam. Bir diğer sayfada SML bakış 3'teyiz. X1, X2, X3 ve X4 gerçel sayı olmak üzere Yunus. Ahanda da bu ifadesini çarpanlara ayırmış. Ve bu şekilde ifadeler elde etmiş bu çarpanların içerisinde. Elde edilen bu ifadeler için 1 eksi x1 çarpı 1 eksi x2 eksi 1 eksi x3 çarpı 1 eksi x4 eşittir eksi 12 eşitliğini elde etmiş. Buna göre x1 çarpı hmm vale x2 bölü x3 çarpı x4 oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben buranın x kare eksi 5 x'in karesi olduğunu biliyorum ama bu da aynı zamanda 6'nın karesi değil midir? O halde ben bunu şey. x <x2> kare eksi 5 x eksi 6 ve x kare eksi 5x artı 6 biçiminde çarpanlarına ayırabilirim. Bunu da x'e x eksi 6'ya artı 1 ve bunu da x'e x eksi 2'ye eksi 3 biçiminde ayırabilirim. Yani bu x eksi 6 çarpı x artı 1 iken diğeri de x eksi 2 çarpı x eksi 3'müş. Şu an ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırdım. Köklerimiz 6 eksi 1 2 ve 3 geldi. Tamam kökler bunlar. Aynı zamanda hani ayırdığımız zaman bunlar geliyor ya bak kökler dediğimiz şeyler şunlar işte x1, x2, x3, x4 denilebilir mesela. Tamam. Şimdi şu eşitliği sağlatmak zorundayız şu an. x1 ve x2'yi ben burada hani 1 eksi x1 demiş mesela 6 seçsem 1 6 şuraya geldim 1 eksi 1 eksi -1, 1 diyelim. Böylelikle şurası ne olur? Eksi 5. Burası ne olur? 2. Çarptım ne geldi? Eksi 10. Eksi. Şimdi burada ne gelmesini beklerim? 2 gelmesini beklerim ki eksi 12 olsun. Bakalım gelecek mi? 1 eksi x3. Şimdi birini 6 birini eksi 1 seçtim. Ötekini 2 ile 3 seçeceğim. Buraya 2 buraya 3'ü yazarsam. Birden 2'yi çıkardım eksi 1. Birden 3'ü çıkardım eksi 2. Çarptım 2 geldi. Eksi 10'dan 2'yi çıkardım eksi 12 geldi mi geldi. Çok güzel. O zaman demek ki x1 6'ymış. x2 e, eksi 1'miş. Bölü. Burası da 2 kere 3'müş. Üst taraf eksi 6. Alt taraf 6. Cevap ne? Eksi 1. Hayırlı işler cevabımız A şıkkında verilmiştir. SML bakış 4'teyiz ve bu da bu videonun son sorusu olacak. Her A ve B gerçel sayısı A eksi B çarpı A artı B eşittir. A kare eksi B kare eşitliğini sağlar. İki basamaklı her x'ye doğal sayısı için şu gösterim. Birler basamağının karesiyle onlar basamağının 7 katının toplamı biçimde tanımlanıyor. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere. AB ve BA birbirine eşit ise bunu sağlayan kaç farklı AB sayısı vardır? Şimdi şunu hemen çektim kenara. B kare artı 7 A mıdır? Diğerini çektim kenara. A kare artı 7 B midir? Bunlar birbirine eşit miymiş? O halde gel güzel kardeşim şunu şu tarafa bunu bu tarafa sallayalım. Böylelikle B kare eksi A kare eşittir 7 parantezinde B eksi A gelmiş olsun. B kare eksi A kareyi hemen B eksi A çarpı B artı A biçiminde yazarım. Eşittir 7 parantezinde B eksi A derim. Şimdi B eksi A'yı sadeleştireceğim lakin B'nin A'ya eşit olduğu durumlar için 0 eşittir 0 sağlandığından B'nin A'ya eşit olduğu kaç tane durum vardır? Ya ikisi de 1'dir yani bu sayı 11 olabilir 22 olabilir nokta 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 99 olabilir. Yani toplam kaç tane sayı geldi buradan? 9 tane. Bunu sakın unutmuyorsun. Hadi sadeleştirdik şimdi bunları hallettiğimize göre. B artı A'nın 7 olduğu kaç tane durum var? Tabii ki 1'e 6, 2'ye 5, 3'e 4, 4'e 3, 5'e 2 ve 6'ya 1 olan durumlar var. Yani 6 tane de buradan sayımız geldi. 9 buradan, 6 buradan toplam cevabımız 15 olacaktı diyebiliriz. Evet gençler artık hazırız. Çarpanlar ayırmayı bitirdik. Bir sonraki konumuz artık bölümü bitirdik. Bir sonraki konumuz bölüm kaç olacak arkadaşlar burası artık bölüm 4. Yani kitabı yarıladık da diyebiliriz artık. Burayı bitirirsek yarısından da geçeceğiz. Bölüm 4'ü de bitirirsek yarısından çoğu da bitmiş oluyor. Çünkü bölüm 4'te ne var biliyor musun? Oran orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde kar zarar problemleri, karışım problemleri ve hız problemleri var. Bunların her biriyle alakalı ÖSYM bakış testlerini, kazanım testlerini ve ÖSYM testlerini bulacaksın. Tüm bölüm bittikten sonra SML bakışsız biçimde bitiyor tüm bölüm. Ve bölümün en sonunda karma problemler biçiminde SML bakış testini bulacaksın karşında. Tamam. Bölüm 4 için yarın bir molamız var. O moladan hemen sonra da Bölüm e oran orantı kazanım testleri ile beraber başlıyoruz gençler haberiniz olsun o videoda görüşürüz sizleri seviyorum hoşça kalın sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.